yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Normalleşme adımları Mart ayında atılmaya başlanacak. Konuya ilişkin ayrıntıları kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Türk Standartları Enstitüsü de yeni dönemle birlikte kapılarını açmaya hazırlanan işletmeler için uyulması gereken kuralları açıkladı. Normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda bu önlemlere uyanlar müşteri ağırlayabilecek. Belirlenen 8 kriter ise şöyle. Müşterilere hayat eve sığar kodu sorulması, müşterilerin ateşlerinin ölçülmesi, kişi sayısına göre müşteri kabul edilmesi, kapasiteyi aşması durumunda müşterinin içeriye alınmaması, yemeklerin paketli çatal, kaşık ve bıçaklarla servis edilmesi, masaların sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanması, maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilmesi, her masada hijyen ürünlerinin bulundurulması, masaların her müşteriden sonra temizlenmesi. Tüm bu şartlara uyan kuruluşlar TSE'ye COVID-19 güvenli işletme belgesi almaya hak kazanacak. Belgelerin geçerlilik süresi 1 yıl olacak.